yine olmazsa olmaz bir maç kaybettik içeride. Biraz gençler bir maçında kaybettiğimiz gibi nitelendiriyorum. Oyuna iyi başladık. Rakip takıma pozisyon vermedik. Gol girişimlerinde bulunduk oyunun ilk yarısında. Savunmada bir pozisyon hatası bize çarpan bir top. Gol oldu. İkinci yarı oyuna başladığımızda ilk 5 dakika biraz daha yine ilk yarıdaki oyunu oynamaya çalıştık. Ancak ikinci golü yedikten sonra Garda'da coşkusu dönüştü. Daha sonra rakip takımda etkili oldu. İyi bir takıma karşı kaybettik. Biz Eskişehir'e karşı oynadığımız doğru oyunu 1.45 dakika oynadık. Kötü bir gol yedik. Belki hani gençler bir Konya maçları olduğu gibi. Daha sonra bulduğumuz konudan dolayı fark 2 olunca oyun düştü. Taraftarlar inancını yitirdi. Bunların hepsini topladığınızda son oynadığınız 25-30 dakikada hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir avantaj getirdik. Bu kazansaydık haftalar sonra belki iki takımını altımıza alacak bir durum oluşacaktı. 8 maç kaldı. Şimdi önümüzde bir Sivas maçı var. Onu hazırlanacağız. Buradan geri dönmeye çalışacağız. Bize düşen görev bu. Alacağımız sonuçlarda da insanları tekrar inançlandırmaya çalışacağız. Burada sadece yönetimin benim futbolcularımdan inanması gerekiyor. Bu mücadele top ekibi olmalı ve sonuna kadar olmalı. Daha sonra tepkiler olmalı. Evet, devam ederken bu benim görevim sadece. Çünkü burada gelecek için iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Maliyetsiz iyi futbolcular, kendi tanıdığım, bildiğim oyuncularla bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama bunun sonunda da taraftarımızdan, çok sevdiğim, çok beğendiğim taraftarımızdan yönelik demek demek. Üzüyor insanı. Çünkü ben buraya giriş üretmeye geldim, bir şeyleri değiştirmeye geldim. Ancak böyle bir durumda insanı söylüyor. Şimdi bu maç iki takım açısından da önemli. Çünkü bütün takımlara üstü olsun, altlar olsun, olsun. Telafi olduğu maçlar oynuyor. Çünkü ligin bitmesine az bir süre kaldı. Ve biz 4 haftada istediğimiz netiyeler alamıyoruz. Bir şey maçı hariç. Kötü oynadık bir maç oldu ama bu maçları gerçekten yorulduk maçları kazanamıyoruz. Ama bugün kazanmamız gerekiyor. Tekrar bir çıkış yakalamak için mutlaka burada iyi bir netice almamız gerekiyor. Maçın tabii ki zor olacağını biliyorum. Çünkü Balıkesir için çok kötü bir takım. Ama takım maçın sonuna kadar, son bir dakikaya kadar mükemmel şekilde oyun bozmadılar. Çok iyi şekilde oynadılar. Genel fırsatlar iyi şekilde değerlendirdi. Belki daha da pozisyonları yakaladık, son başları bir tanesiydik. Daha da farklı bir maç oynadılar. Ama son yediğim golü ben affedemiyorum çünkü bu disiplinsizlikten ve boş vermişlikten kaynaklanan bir gol yedik. Allah korusun maç 1-0 olsaydı belki şöyle bir gol yeseydik, üzüldük. Bunu da yapmamamız gerekiyordu. Ama bu uzun süreden sonra galip geldiğimiz için mutluyuz tabii ki. Ya bunlar hiç bitmiyor. Kalan 8 tane maçımız var. Bunlar da inşallah iyi bir şekilde bitirip bu seneyi iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Zaten Mersin'in Banyurdu'nun bu seneki hedefi ligi iyi bir yerde bitirmek. Şimdi bizi zor bir periyop yine bekliyor. Biz Salı günü Fenerbahçe'yi bu maç oluyoruz. Arkasından Akhisar'da Cumartesi maçı tekrar var. Cuma günü Sivas'ta bir maç. Yani zor bir periyop bekliyor. Ben oyuncularımdan bir tek bu maç değil, bütün sezon başından beri gösterdikleri performanstan çok memnunum. İnşallah sonunda iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız.